depremin yaralarını sarmakla ilgili attığımız adımlardan bir önemlisini daha atmış olacağız. Bundan önceki süreçte de Sayın Haluk Levent'le gıda kolisi anlamında bize gerçekten ciddi destekleri oldu. Yaklaşık bir haftadır bölgede kendileri. Son olarak da Hürriyet Emlak'la birlikte 20 ailemizin de barınması ile ilgili Bayraklı Belediyesi, Ahbap ve Hürriyet Emlak işbirliği içerisinde 20 ailemizin de bir yıllık kiralarını karşılayacağımız bir işbirliği protokolüne bugün imza atacağız. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ülkemizde yaşanan deprem, afet ve sonrasında İzmir ciddi bir dayanışma örneğini göstermiş oldu. Hem gönüllü kuruluşlarımız, hem belediyelerimiz, hem de İzmirliler bu yaraların sarılmasında öncü oldular. Şu an çadırlarda kalan yurttaşlarımızın sayısı minimize olmuş durumda. Ağır hasarlı ve az hasarlı çadırda kalan yurttaşlarımız 100'e yakın şu an. Bunları da geçici konutlara, oradan da kalıcı konutlara geçmekle ilgili biz Bayraklı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Sadece Bayraklı Belediyesi olarak bugünkü projemiz hariç 259 ailemize barınma imkanı hayırseverler tarafından sağlamış durumdayız. Bugün bu sayı 279'a çıkacak. Katkı sunan bütün dostlarımıza, başta Ahbap ve sevgili dostum, arkadaşım Haluk Levent'e, Hürriyet Emlak temsilcilerine huzurlarınızda tüm bayraklar adına şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Gördüğü nadir değerli iyiliksever insanlardan biri kendisi. Hakeza yönettiği derneği de son derece güvenilir bir dernek. Dolayısıyla biz bu fikir aklımıza gelir gelmez ilk iş onların kapısını çalmak istedik. Kendileri de sağ olsunlar hemen Sayın Başkanımızla bir araya geldiler ve böyle bir yardıma katkı sunma fırsatı elde ettik. Çok çok teşekkür ederim. Bizim her şirketin kendine seçtiği cümlecikler vardır. Yol gösteren, aydınlatan, bütün hayatını devam ettirmesini sağlayan. Bizim için bu aynı çatının altındayız olmuştur 16 yıldır. İşimizi yaparken ciddiye aldığımız hem yol gösterici olan bu söz, bu deprem felaketinden sonra çok daha farklı bir mana kazandı. Bu manayla beraber biz başka görevlerimiz olduğunu da yeniden hatırladık. O sebeple hemen bu fikirle çıka geldik. Ağır kış şartları daha derinleşmeden ne kadar çok el verebilirsek, yardımcı olabilirsek o kadar kıymetli diye düşündük. Bu ülkede yine hep beraber aynı çatının altında hep beraber iyileşmek üzere diye bugün buraya toplandık. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Pandemi koşulları zor. Normalde bu şekilde bir araya gelmiyoruz. Siz de kıymetini takdir edip gelip bizlere destek olduğunuz için, haberlerimizi yapacağınız için çok çok teşekkür ederiz. Bizler de deprem başladığı günün ilk saatinden, ilk dakikalarından öncelikle İzmir Ahbap, çünkü zaten bölgedeydi. İzmir Ahbap ekibi AFAD'la birlikte harekete geçti. Ve hemen bizler birkaç saat sonrasında afet platformunu oluşturduk, STK'ları topladık, toplantılarımızı yaptık. AFAD'la ve belediyelerle entegre olduk. Şu an ekiplerimiz, gönüllü ekiplerimiz yardımları geldiği depolarda sayım işlemini yapıyor, giriş işlemini yapıyor. Bizler elimizden geldiğince İzmir'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu esnada sevgili Bayraklı Belediye Başkanımızla da görüşmelerimiz oldu. Çünkü deprem ana üssü gibi görünmese de yıkım üssü olarak Bayraklı'daydı. Birçok bina yıkılmıştı. Neler yapabiliriz dedik ve Hürriyet Emlak'ın bu kutsal, bu güzel teklifini kendilerine geçtiğimiz hafta getirdim. Çok duygulandı. 20 ailenin bir yıllık kirasının karşılanmasını sağlamak, belki de birçok firmanın, birçok işletmenin ya da bizler deprem için neler yapabiliriz diyecek birçok kişinin heveslenmesine yardımcı olacaktır.
Belki de bir öncülük yaptılar. Ben teşekkür ediyorum Hürriyet Emine birçok firmadan da bu tarz girişimler bekliyoruz. Birebir başkanımızla da görüşerek, birebir aileleri bir yıllık kirasını karşılayabilirler. Bu konuda bugün buradaki protokol bu sebepleydi ve ben de geldim. Hepinize teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Yönetim kurulu iş insanımız Ahmet Akçelik'le birlikte burada olduk. O da deprem zamanı tüm İzmir'e yaralarını sarmak için mücadele etti sevgili dostum. Durum bu kadar. Sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Başkanım.